Sevgili izleyenler, Selahattin Kınalı bizleri bekliyor. Trabzonspor'un gündemini konuşacağız kendisiyle. Hoş geldiniz, nasılsınız? Günaydın herkese. İyiyim Çiğdem, sizler de iyisiniz. Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Trabzonspor'un isterseniz gündemini biraz değerlendirelim. Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya gelecek. Çok genel bir soruyla başlayayım. Sonra çünkü detaylara da gireceğiz. Kadroyla, oyunla alakalı olarak. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Ya her iki tarafın da kazanabildiği bir maç. Hatayspor ritmini bulduğunda Türkiye liglerinde yenemeyeceği takım yok. Bunu çok kere gösterdi. Ama onlarda da kadro darlığı sorunu yaşanıyor. Ömür Hoca'yı dinledim. Biraz yorgunluk, biraz mental gerileme var ama o gün yeterli motivasyonla sahaya çıkarlarsa bir futbol şansı da tabii önemli. Trabzon'dan boş dönmemeleri sürpriz olmaz benim için. Yani Trabzonspor'da son 3 beraberliğinin aslında berabirlikle neler kaybettiğinin farkında olarak sahaya çıkarsa, yani Abdullah hocamız biraz oyunu ileride kurarsa bu maçı kazanabilir. Hiç belli olmaz. Hala İstanbul'un 3 büyüğünden ikisi sorunlu sayılır. Yani Fenerbahçe 2 galibiyet aldı ama oyun olarak istenilen seviyede değil henüz. Hala diyelim ya da henüz buraya oturmadı. O yüzden kalan maçlarını kazanma hesabını Trabzonspor gerçekçi bir zemine taşırsa, 7 maçta 21 puan yaparsa bir anda yine hala futbol olarak futbol iklimimiz bu olanağı sağlıyor Trabzonspor'a. Hala Şampiyonlar Ligi şansı var. Peki, o zaman detaylarıyla isterseniz biraz konuşalım. Kadro üzerinden, oyun üzerinden gitmek istiyorum. Şimdi ligin en az gol yiyen iki takımından bir tanesi Trabzonspor. Hep şu tespiti zaten yapıyoruz. Abdullah Avcı'nın gelmesiyle beraber, evet arka bölge toparlandı. Ortadaki ikili oldukça uyumlu ama skor üretme konusunda sıkıntılar var. Sizin tespitlerinizi merak ediyorum ki 10. sıradaymış bu anlamda ligde. Yaşanan gol problemi kalan haftalarda nasıl çözülür, nasıl yansır sahaya merak ediyorum. Yani Trabzonsporların bu seneye dair saha içi sorunların hepsinin çözümünü beklediklerini düşünmüyorum. Akla uygun olan da bu zaten. Abdullah Hoca'nın bütün motivasyonunun bu seneyi kazasız belasız atlatıp gelecek senenin takımını kurmak olduğunu, hatta belki gelecek sezona işte 10'da 10, 11'de 11 yapacak bir takımla girip ligi baştan koparmayı düşündüğünü, hedeflediğini biliyoruz. Düşünüyorum ben en azından. Buna ilişkin hamleleri de yapıyor Abdullah Hoca. Ama transferler çok konuşuluyor. Hani transfer bağımlıları da var. Onlar için bu haberlerin yapılmasını anlıyorum ben. Transfer haberlerini merak edenler zaten bizim Yunus Emre'yi dinlesinler yeter. Her şeyden haberi var maşallah. O anlamda ben o tarafa çok girmeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim ya, Salih Uçan ısrarı var biliyorsun bütün takımların. Salih Uçan henüz kararını vermemiş. Salih Uçan nasıl bir oyuncu? Salih Uçan iyi bir oyuncu. Her takımın orta sahada, rotasyonunda, ilk 11'inde düşünebileceği kalitede bir adam ama Salih Uçan'ın çok belli ki İstanbul'dan doyurucu bir teklif bekliyor. Eğer o olmazsa Trabzonspor'a gidecek. İşte Trabzonspor da işte onu almazsam seni alırım diye bir sevgili ilişkisiyle çok fazla işi olmaz. Salih Uçan'a şunu hatırlatmak lazım. Salih kardeşim, sen iyi bir oyuncusun. Her takımda yer bulabilirsin. Ama Burak Yılmaz örneğini Salih'in aklından çıkarmaması lazım. Nasıl, ne olmuştu Burak Yılmaz örneğinde? Burak Yılmaz Antalyaspor'da parladığında, her takımın transferine listesine girdiğinde, Trabzonspor önerisi geldiğinde şunu söylemişti. Ben büyük takımda oynayacağım. Yani İstanbul takımlarına birine gideceğim dedi. O bunu Trabzonspor'u aşağılamak için söylemedi. Kafasında o vardı. Ne oldu sonra? Burak gitti Beşiktaş'a. Oradan gitti Fenerbahçe, Manisa'ya. Oradan gitti Fenerbahçe'ye en son. Yani Burak'ın 4 yılı kayboldu. 4 yıl bu konuşmayı yaptıktan 4,5 yıl sonra Trabzonspor'a geldi. Ve Şenol Güneş'in elinde gerçek Burak kimliğine kavuştu. Yani 4 yılı kaybetmiş oldu. Salih'in de aynı hataya düşmemesini öneriyorum ben ona. Yani vakit kaybetme. Senin için de, herhangi bir futbolcu için de, Avrupa hedefinde varsa özellikle yeniden. Çünkü iki yarım kalmış bir hikayesi var Salih'in Avrupa'da. O hedefine yeniden koşmak istiyorsan ve oynadığın futboldan zevk almak istiyorsan, kendini geliştirmek istiyorsan, Trabzon çok uygun bir iklim, uygun bir takım, uygun bir şehir. Burak'ın düştüğü hataya düşme.
diye bir önerim var. Tekrarlıyorum Salih'e. Ve Trabzonspor'a git. Yani oradan teklif bekle, buradan teklif bekle. Eğer böyle bir transfer söz konusu olursa Trabzonspor taraftarı da ilk hatanda şey der. Ondan sonra gelirsen eğer. Ya zaten bunun gözü İstanbul'daydı. Oraya gidemeyince bizi seçti falan. Yani akşam pazarı gibi. O hataya düşmesin isterim Salih Uçan'ın. Hı hı. Çünkü Salih Uçan'ın oyun zekası falan lig ortalamamızın üzerinde. Peki Trabzonspor'a transferde daha da yukarı taşıma şansı var. Onun dışında nasıl bir politika izlemeli Selahattin Kınalı? Daha doğrusu hangi mevkilere özellikle öncelik vermeli? Onu merak ediyorum yeni sezon için. Ya hocanın bütün transferlerde sorumluluk aldığını biliyoruz. Doğrusu da budur. Çünkü takım o yapıyor. Trabzonspor'da çok fazla daha öncesinde örneği olmayan şey bu. İşte sabit iki tane kenar lazım. Trabzonspor jumbo uçağı gibi ama kanatları yok. Kalkamıyor bir. Kalksa çok uçacak. O yüzden sağ bek, sol bek arayışları olduğunu biliyoruz. Bir sürü isimler de geçiyor. Az önce bizim haberde Milan'daki oyuncuyu da gördük. Perez. Meita. Servet abimiz var bizim. Trabzon futbolun renkli kimliği, renkli siması. O şey dedi, buna önce bir berber bulalım da ondan sonra alalım diye. Çok renkli bir tip yani. Ama tabii asıl olan takıma vereceği katkıdır. O tarafını da Abdullah Hoca'nın yeteri kadar, gerektiği kadar incelediğini, araştırdığını tahmin ediyoruz zaten. Trabzonspor'un bir nokta santrfora da ihtiyacı var. Evet. Ve kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Aslında ihtiyaçları saysam bitmez yani. Birçok 11 tane de oyuncuya ihtiyacı olabilir bir takım ama önemli olan özellikle Trabzonspor gibi kaynak sorunu yaşayan ve kendi yağıyla kavrulan bir devlet memuru kimliğiyle, namuslu bir devlet memuru kimliğiyle bir futbol arenasında mücadele veren Trabzonspor'un çok isabetli kararlar vermesi lazım. Yani 3-5 kişi almak değil. Bazı ihtiyaçlarını da altyapıdan tamamlaması gerekiyor hocamızın. Ya da hoca kimse onun. Yani şu an Abdullah Avcı olduğu için söylüyorum. Hı hı. Yani Trabzonspor aman şuraya ihtiyacımız var alalım. Gak dedik onu alalım. Guk dedik bunu alalım gibi bir lüksü yok. Altyapıdan da bazı oyuncuları katması gerekiyor hocanın. En azından önümüzdeki seri ondan sonraki seneler için. Ama elzem olan ihtiyaçları iki kenar beki Trabzonspor'un öncelikle. İki kenar bek ve Ekuban'ın gönderilmesi söz konusu olursa ya da Ekuban'ın iyi bir transfer teklifiyle gitmesi, bir kenar açık oyuncusu, bir de nokta santrfora acil ihtiyacı var Trabzonspor'un. Bu 40 golün yani hani Trabzonspor en az gol yiyen takım iki takımdan biri ama en az gol atanlardan da biri. Yani aynen. Bir büyük takımın bu kadar az geçen sene 76 golden bu sene 40'a düştü mesela. O da tartışılmalı, dikkat çekici bir istatistik. Onun da boşluğunu Abdullah Avcı'nın yönetimle birlikte doldurmak için çabaladığını biliyoruz. Evet, skor üretme konusunda sıkıntıları var. Bir de tabii iç transferde de bir istikrar yakalamalı. Öyle değil mi Selahattin Kınalı? Özellikle sezon başında vesaire çok konuşuldu. Bu sezon giden oyuncuların eksikliğini de yaşadı bir noktada Trabzonspor. Şimdi kadroya da bakıyorum. Bir kere savunmada Edgar Hugo ikilisi artık tuttu gibi gözüküyor. İşte Berat iyi %100. Oynuyor. Bakasetas, Ekuban, Vakeme gibi oyuncuları da kaybetmemesi gerekiyor herhalde. Ya Çiğdem şu an ligin en iyi oyuncusu, iki oyuncusu diyelim. Hadi Gezdel'in hakkını yemek istemem. O da şahane bir çocuk. Gezdel ve Bakasetas. Ki Bakasetas bence bir adım önde. Daha fizikli, daha öne açık bir oyuncu. Yani Avrupa, yeniden bir Avrupa yapabilir. Yani Bakasetas'ın Trabzonspor'a kimler aldıysa onları bir kere kurtarmak lazım. Fiyatına falan bakmadan. Bazı oyuncuların fiyatına bakmazsın. Ama Diabate olursa bakarsın fiyatına yani. Bakasetas, Berat, Abdülkadir Parmak, Vakeme, ikili defans tandemi Edgar Alan Poyla, Victor Hugo. Yani Trabzonspor'un aslında 6-7 tane ligin üstünde oyuncusu var. Trabzonspor kenarlarını Abdullah Avcı'nın istediğine yakın bir şekilde tamamlayabilirse önümüzdeki sezonun zaten doğal şampiyonluk adayıdır. Bu haliyle bile iki oyuncudan bahsediyorum. Yani sağ ve sol beki aldığında, tamamladığında doğal şampiyonluk adayıdır Trabzonspor. Ama nokta santrfor ve bir de kenar oyuncusu alınabilirse tabii ki alternatifli kadro lig içinde, lig seyirinde zaman zaman sakatlıklar şunlar bunlar olur. Onların da boşluğunu doldurabilecek bir kadro, alternatifli kadro yaratılabilirse ki onu hedefleniyor. Trabzonspor önümüzdeki sezonunda şampiyon adaylarından biridir. Yani bu sezon öyle bir ihtimal yoktu sezon başında. Fakat sonrasında skor olarak alınan üçer puanlar üst üste toplandığında Trabzonspor bir anda kendini zirve mücadelesinin içinde buldu. Ama o anda da
Abdullah Avcı hocamızın sağlamcı karakterinden asla taviz vermediğini gördük. Yani ben 3 puan riskine girmektense 1 puanı garantiye alırım önce diyor hocam. O da bir mesela 2 puan sistemde olsa lig tarafı şampiyon olurlar. Dışarıda 1, içeride 2. Ama şu an o sistem değil. 3 puanlı sistemde 55 puanı yakaladıktan sonra Trabzonspor bir oyun kurgusunda saha içinde bir değişime gidip 3 puan oynama iradesini gösteremedi. Gösterebilseydi şu anda başka şeyleri konuşuyor olurduk. Ama şu noktada bile, kalan 7 maçta bile Trabzonspor'un hala ikincilik şansı var. Mesela Hatay maçını kazanması halinde kazanabilirse haftaya oynanacak maçların sonuçları bir anda Trabzonspor'u yine ikinciliğin ciddi bir adayı yapabilir. Ama hocanın kafasında bir şeyler var. Ona da saygı duymak zorundayız. Çünkü hesabı sonuçta hocaya soruyoruz. Kimse bana gelip sormuyor takım niye kötü oynuyor. Hoca o takımla yatıp kalkıyor. Fatura da onun önüne konacak. Bu arada şeyi söyleyeyim Çiğdem. Bu tazminat işi, hoca değil de tazminat işi çok konuşuluyor. Sanki Abdullah Avcı'nın para göz imiş gibi bir itibar yaratmak isteniyor. Çok yanlış bence. Abdullah Avcı tazminatla ilgili açıklamasında şöyle bir şey söyledi satır arasında. Bana dedi kendimi kötü hissettirdiler diyor dedi. Bu çok önemli bir şey onurlu bir insan için. Yani kötü hissettirmişler. Demek ki işte hocaya sen paracısın falan ya da başka şeyler hissettirmişler. Ve hoca bundan çok rahatsız olmuş. Bu yüzden tazminat tanıtından vazgeçmiyor ki bazı Beşiktaşlı idareciler işte yasal hakkıdır fakat meşru değildir diyorlar. Ona bakarsan Abdullah Avcı ile o sözleşmeyi yapan kişiler de yasal olarak Beşiktaş'ı temsil ederler ama meşru değillerdir. Oraya mı gideceğiz yani? Sözleşme atılmış. Adam da sözleşmesinin karşılığı parayı istiyor. Kendisini iyi hissettirmedikleri için de pazarlığa girmiyor. Yoksa ben Abdullah Avcı'nın damarına girebilseler, ona saygı duyduklarını hissettirselerdi ben o paranın önemli bir kısmından vazgeçebileceğini düşünüyorum. Öyle bir profil Abdullah Avcı. Yani eleştiririz filan bazı şeyleri ama hakkında teslim ederim. Haksızlık ediyor Beşiktaş camiası. Hatta bazı troll hesaplar herhalde öyle şeyler yazıyorlar ki işte Trabzon gibi bir takımı çalıştırırsın falan. Sen filan gibi laflar ediyorlar. O lafları edenlere de tarihten birkaç sayfa hatırlatırız utanırlar ama şimdi yeri değil yapmayalım onu. Peki Selahattin Kınalı teşekkür edelim size. Keyifli de bir yayın oldu. Görüşmek üzere.